Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, seçimlerden konuşacağız ama kavgalar çoğaldı. Kavgalar her tarafta. Yani herkes diyor diye CHP içinde hep bir kavga var, tartışma var falan filan. İşte öyle gözükmüyor. Yani ilk İYİ Parti'nin Ankara toplantısında kavga oldu. Meral Akşener yönetimi görevden aldı. Arkasından Zafer Parti'nin dünkü kavgasını seyrettin mi? Evet. Evet. Ümit Özdağ son 10 saniyede bağırmaya başladı. Niye o kadar bekledi bağırmak için onu anlamış değilim. Onların psikolojisini pek çözemiyorum tabii. Yani ırkçı ve faşist psikolojiyi çözmek kolay bir şey değil. Ya da bizim harcımız değil. Dün Erdoğan Urfa'da yuvalandı. Yani ne kadar herkes il başkanının adını açıklayınca yuvalandı dese de, il başkanı yuvalandı dese de, Erdoğan sahnedeyken yuvalamak AKP'liler açısından en son akla gelecek iş. Evet, yani Urfa'da yaşananlar uzun süredir aslında Urfa'da AKP içinde bir çatışma, bir çekişme var. Orada yeniden refah, belki de yeniden refahla Erdoğan'ın karşı karşıya getiren en önemli illerden birisi diye düşünüyorum ben Urfa'yı. Ve Urfa'da bu kavga il başkanı üzerinden yürüyor. Ama biz onu AKP'nin içindeki kavganın dışa vurumu diye de görebiliriz. Belki de ilk dışa vurumu. Erdoğan o yüzden pek rahat değildi. Hatta daha sonra işte belediye başkanı adaylarıyla Büyükşehir'de bir toplantı yapmış mitingden sonra. O toplantıya il başkanının çağrılmadığı ve il başkanının katılmadığı söyleniyor. İşte il başkanının bugünkü açıklamaları da biraz enteresan. Yani AK Partililer gitti, AKP'liler geldi. O Elazığ. Evet, pardon, Elazığ'da olan bir şey. Ki Elazığ'a da gelmek lazım. Erdoğan'ı Elazığ'da karşılayan çok ilginç isimler vardı. Yani Erdoğan oralarda biraz sıkıntı çekiyor. Partinin içinde daha önce konuşmuştuk biz bunu. Şamil Tayyar çok sık dile getiriyordu. Yani parti içindeki bu Erdoğancıların, hatta sahte Erdoğancıların gittikçe çoğaldığını, bunun da iktidarda bir gevşemeye yol açtığını söylüyordu zaten. Bunu ilk dile getiren kimdir biliyor musun? Abdurrahman Dilipak. Bu Abdurrahman Dilipak bir süredir yazıyordu ciddi şeyler. Çok önceden, ta 10 yıl öncesinden Abdurrahman, hatta belki daha da öncesinden Abdurrahman Dilipak bu sıkıntıyı şu şekilde dile getirmeye başladı. AK Parti içerisinde işte bu 4x4 arabalar falan çoğalmaya başladı. Bunlar partili değil gibi işte. Hatta üstü kapalı garsoniyer tutanların çoğaldığını falan filan. Bunları ilk Abdurrahman Dilipak dile getirdi ama kimse ciddiye almadı Abdurrahman Dilipak'ı. Çünkü yani bu tespit doğru bir tespitti ve Erdoğan aslında buna izin verdi. Yani Erdoğan biliyor partinin artık böyle bir şeye dönüştüğünü. Çünkü bu kadar iktidar olunca, daha önce çok konuştuk. Yani devletin artık müdür kadrosunu boş verdi, memur kadrosuna kadar müdahiller. Yani devletin hiçbir yerinde Erdoğan'ın, İktidar partisinin sözünün dışına çıkılması mümkün değil. İşte iktidar ortağıyla beraber, MHP ile beraber bu işi yürütüyordu. Ama işte MHP ile son tartışmaları bir kenara bırakacak olursak, sonuçta AK Parti ilçe başkanı aslında orada, o ilçede kaymakamdan daha yetkili. İşte il başkanı validen daha yetkili. Onlar üzerinden tüm bu bürokratik işlemler. Bu bürokratik işlemlerin böyle olması AK Parti'nin sonuçta getirip kendi zenginliği yaratmasına da yol açtı. Daha önce birkaç örnek vermiştim ben de bu 4x4'lerle ilgili.
Hatta kendi memleketimden bir örnek vermiştim. Sabah okulunu şey çocuğunu okula getiren bir kadının nasıl bir tavır içinde arabasını yolun ortasına bırakıp gayet rahatça trafiği tıkadığını falan anlatmıştım. Şimdi bu milli görüş kökeninden gelen AKP'lilerde rahatsızlık yaratıyordu çok uzun zamandır. Aslında Abdurrahman Dilipak'ın da biraz onlara yaslanarak bunları söylediğini düşünüyorum. Evet. Ama işte onun yerini saadet ve refah doldurdu. Gördüğüm kadarıyla milli görüşçülerde bir ayrışma var. Yani yeniden refah ve saadet arasında. Sanki yaş ortalaması biraz daha yüksek olanlar Saadet Partisi'nde devam ediyorlar siyasete. Ama biraz daha yeni siyasete başlayanlar ya da işte Erbakan'ın oğlunun sıfatıyla birlikte hareket etmeye çalışanlar yeniden refahta örgütleniyorlar. Ki Fatih Erbakan da aslında sanki siyaseti yeni yapan biri gibi görünmüyor. Sanki böyle babadan kalma bir şeyleri çok ciddi bir argüman olarak kullanıyor. Şu anda bence yeniden Refah Partisi Saadet Partisi'nden daha başarılı. O anlamda yani milli görüşçüleri bünyesinde barındırma anlamında. Bir de tabii iktidarla ortak olmanın nimetlerinden yararlandı. Milletvekili listelerinde kendi istediği gibi değişiklik yaptırarak yani kendisi için yeterli sayıda milletvekili çıkardı. Şimdi onu kullanıyor. Bu Urfa Bir de meselesi de... isim olarak Fatih Erbakan tabii Temel Karamollaoğlu'na göre ağır basıyor. Evet, yani dediğim gibi Erbakan soy ismini sonuna kadar kullanıyor. Şimdi Yeniden Refah Partisi bence bu seçimde evet belki Urfa gibi yani Anadolu'nun biraz daha muhafazakar illerinde başarı sağlayabilir ama asıl önemli faktörün Yeniden Refah Partisi'ne alacağı oylarla AKP'nin seçim kazanacağı şey kaybedeceği büyük şehirler. Şimdi ama başka bir şey var. Urfa'da biz hep sadece yeniden refahla AKP'yi konuşuyoruz. Oysa orada konuşulması gereken bir parti daha var. CHP adayını çekerse ya da üstü kapalı bir şekilde ima ederse AKP ile yeniden refah değil, yeniden refahla DEM Parti adayının arasında 0,5 puan var şu anda. Yani bu propaganda yapılıyor. Urfa'yı DEM'in alma olasılığı Erdoğan'ı herhalde tam bir çıldırtır diye düşünüyorum. Doğru. Yani Erdoğan'ın en büyük korkularından biri de o. Yani Urfa'yı da DEM'e kaptırırsam o zaman hesaplarım bozulur diye düşünüyor ama bu seçim bence yerel bir takım faktörler çok önde. Yani Samsun'daki seçmen davranışıyla Urfa'daki seçmen davranışı tamamen birbirinden ayrı. Apayrı. O yüzden büyük şehirleri saymıyorum. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, belki Mersin, Adana. Onun dışında yani bunların dışında seçmen böyle genel politikalarla ilerlemiyor. Hele de Urfa gibi bir takım feodal ilişkilerin çok yüksek olduğu bir yerde. Evet bu sonuçlar yani Urfa'ya bakarak Türkiye'yi değerlendirmemek gerekir ama Hayır. Urfa en azından siyasi partilerin içinde bulundukları durumu göstermesi açısından belki bir turnusol kağıdı olabilir. O da seçimin Ama sonucuna. şöyle bir soru işareti yok mu senin kafanda? Yani Urfa dediğimiz zaman işte Türkiye'nin ilk 10 muhafazakar şehrinden bir tanesi diyebiliriz. İşte peygamberler şehri deniliyor falan. Sanki en az tepki Erdoğan'a ya da ona benzer bir partiye en az tepki olacak şehirmiş gibi gözükürken birdenbire yuhlandı. Yani şöyle böyle değil, öyle 10-15 kişinin yuhlaması değil. Ciddi bir Evet. yuhlama var. Yani meydanda evet öyle bir şey oldu. Hatta müziği sesini biraz Sesini arttırarak. yükselttiler ama
Ama dediğim gibi yani evet Anadolu'nun en muhafazakar illerinden biri ama oradaki feodal ilişkileri de iyi irdelemek lazım. Mesela Buca aşireti ya orada önemli bir faktör. Siyasette önemli bir faktör. Onun gibi aşiretler üzerinden yani feodal o yapı üzerinden siyaset öyle şekilleniyor zaten. Oralarda biraz öyle şekilleniyor. Ama Anımsarsınız tabii bu arada parantez içinde şunu söyleyeyim. Laf kesme alışkanlığım bitmesin. Bucakar aşiretinin neredeyse yarısı da HDP yanındadır. doğrudur ama siyaseten diğer yarısını bütün özellikle de sağ siyaset yapan partiler hep kullanmışlardır. Evet. Sanıyorum bu seçimlerde de yine AKP'den Siverek'te Bucaklar'ın adayı var. Bu yüzden yani o feodal ilişkileri de mesela Urfa ile Samsun çok birbirine benzemez. Hayır. Yani belki nüfus oranı olarak benzemez. Belki konuşuruz Ordu'da mesela öyle. Kadıköy ile Fatih benzemiyor ya. Doğru. Yani o yüzden diyorum hani Urfa'ya bakarak bir şey elde edemeyiz ama bu AKP'nin içindeki tartışmanın nasıl bir noktaya geldiğini aslında bize örnek olarak gösteriyor. Yani Urfa bize aslında o örneği gösteriyor. Artık AKP içinde de bir çıkar çatışması başlamış ve bu çıkar çatışması Erdoğan'a rağmen sürüyor. Aslında Erdoğan Erdoğan'a rağmen ve Urfa şöyle bir şey diyor esasında yani. Ulan ben bile başlattım. ya, olabilir ama Erdoğan AK Parti'yi kurdu dediği zamandan bu yana yani 2002'den bu yana hep parti içinde farklı grupları bir arada tutup onları tartıştırıp ama barıştıran, birleştiren olmuştu. Şimdi önemli sözlerinden biri mesela bu hafta boyunca yaptığı konuşmalarda bu benim son seçimim demesi. Ona geleceğiz, ona geleceğiz. Yani o yüzden hani bunu da göz önüne aldığınız zaman AKP'nin ne durumda olduğunu artık Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmıyor. Erdoğan da biliyor. Ve partiden uzak olmasının yani Cumhurbaşkanlığı makamına geçmesinin partideki kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği izlenimini de veriyor. Evet. Bir de geçen programda söylemiştik AKP'nin içinde o eski siyasiler kalmadı. Yani Hayır. siyaset üreten kimse kalmadı. Onların hepsi tasfiye edildi. İşte şu anda mevcut yönetim kadrosunda da Erdoğan'ın istediklerini yerine getirebilecek demek ki kimse yok. Yukarıya bakıyorlar. Eğer patron izin verirse bir şeyi yapıyorlar. Kendi başlarına bir politika üretmek gibi bir dertleri yok. İşte bulundukları koltukları korumaya çalışıyorlar. O yüzden de AKP'nin siyaset üretme şeyi bitti. Miadı bitti. Erdoğan bir şey söylerse oluyor. Ben Erdoğan'ın önümüzdeki 3 hafta boyunca elindeki bütün argümanları kullanacağını düşünüyorum. Bunu iki türlü söyleyebiliriz. Hem siyaseten hem de siyaset dışında bürokratik olarak. Evet. Yani birçok şey bence belki bu hafta geçtikten sonra yani son 2 haftada Erdoğan'ın ciddi tavizler vereceğini düşünüyorum. Bu kamuoyuna ne kadar yansır ne kadar yansımaz ama belli seçim bölgelerinde çok ciddi tavizler vereceğini çünkü iktidarının sarsılmaması gerektiğini o da biliyor. Erdoğan artık batıda da istenmeyen adam çünkü doğuda da çok öyle bir çevresi yok diyelim. Yani bir Çin'le bir Şimdi o Hindistan. zaman o noktaya geleyim. Şeyi soracaktım ama Zafer Partisi neyin kavgasını etti? Ya Zafer Partisi gibi partiler bildiğimiz ideolojileri çok da sert olan partiler. O yüzden onların taraftarları gerçekten eğer bir ayrışmaya girerlerse parti içinde bir kavgayla sonuçlanıyor direkt. Anımsarsınız MHP'nin de Türkeş öldükten sonra kurultayında kürsüler falan tekmelenmişti yani. 3 İnsanlar hafta sonra yapıldı ikinci oylama. Birinci oylamada Devlet Bahçeli birinci seçilmiyor zaten. Birinci
Tuğrul Türkeş en çok oy alan. Doğru işte. Yani o tür siyasi partilerde maalesef tartışma mutlaka kavgayla sonuçlanıyor. Çünkü yani nasıl söyleyeyim, politik yönetme biçimlerinde o kavga etme mutlaka var gibi görünüyor bana. Sertler, politikayı sert yapıyorlar. Hatta seçim propagandasında bile görüyoruz bunu. Konuşmaları da sert, söylemleri de sert. Ya da ne bileyim, hemen her gün işte bir yerde, bir seçim standında, bir başka yerde, bir şehirde, küçük ya da büyük, irili ufaklı bu tür şiddet içeren eylemler görmek mümkün. Onun Evet, için çok sert olduklarını gördüm. Dünkü bir video vardı, seyrettin bilmiyorum. İki tamirci çırağı ya da patrondan çırağı Lorelardı gibi uluyorlardı. ya şimdi hani ne diyecek ki bu? Buna ne Paris'te anlatacaksın? ödüm patladı yani. Ay buna ne anlatabilirsin? Şimdi ben de seyrettim o videoyu. Baktım baktım. Dedim ki tamam yani bunu Konuşmanın yarısı başka bir dilde mi? Onu da çözemedim. bir şive gibi bir şey ama ya bir anladığım şey orada o noktada bulunan birinin yani sosyolojik olarak bakıyorsunuz böyle ırkçı bir söylemin arkasına saklanması ne kadar ilginç. Yani dünyada bunu hakikaten incelemek gerekir yani bilim insanlarının bunu incelemesi gerekir. Ne oluyor da bu tür siyasi partiler bu tür toplum kesimlerinde bu kadar taraftar buluyorlar. Ben en son Cemal Enginyurt'ta dinlemiştim öyle bir ulumayı. O zaman zor atlatmıştım onu. Şimdi bunu da bir süre atlatamam diye düşünüyorum ama canımız sıkıldıkça bakabileceğimiz videolardan gibi geliyor bana. Hayır, yani o ikisini seyrettikten sonra şöyle bir düşünceye kapıldım ben. Birazdan bahçeye çıkacaklar, o tamirhaneden neyse ateşi bulacaklar. Yani olabilir. Ya da tekerleği bulacaklar, tamirhaneyi önceden açmışlar, tekerleği sonradan bulacaklar. Olabilir. Ben bir sosyolojik araştırma okumuştum böyle. İşte tamirci çırağı bildiğimiz hani o Cem Karaca'nın da şarkısında tarif ettiği tamirci çırağı. İşte çocuk bütün hafta boyunca anası ağlıyor. Dayak yemesi de dahil buna. İşte ne bileyim sosyal güvencesi yok, o yok, bu yok. Haftalığını aldığı zaman dersiniz ki yani normalde işte bir lokantaya gidip iyice bir karnını doyurur ya da işte ne bileyim bir sinemaya gider, güzelce film seyreder, ne bileyim Anneye bir ya da babaya verilir para. ha yani annesine babasına aile yok. Yaptığı ilk iş neymiş biliyor musunuz? Marlboro sigarası almak. Evet. Çünkü o Sınıf zaman atlayacak. evet, o zaman yani bu araştırmayı yapanlar bunun bir sınıf atlama, psikolojik olarak sınıf atlama refleksi olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Yani ben o ulumayı da böyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani hayırlı ulumalar ne diyelim? Herkes istediği gibi uluyabilir. Ama çırağı da hav hav diye uyarıyor yani. Hav hav geldi. Ya da nota veriyor. Kendilerini öyle iyi hissediyorlar sanki. Ne bileyim. Şimdi ben bir program yapacağım ama sana gazeteci olarak soruyorum. Siyaset bilimciyle bir program yapacağım. Fakat yıllardır bu mesleği yapıyorsun ve siyasetin de içindesin bir anlamda. Yani siyaset yapıyorsun anlamında değil. Ama bu işin içindesin. Şimdi bu Erbakan-Erdoğan kavgası yeniden başladı diyebiliriz, deniyor da zaten. Recai Puta'nın başkan olduğu dönemde AKP kurulmadan önce Erdoğanlar parti içinde ayaklanınca Abdullah Gül aday yapılmıştı. 400 küsur oy alıyor ve 600'e karşı 400. Bir, ilk soru. Abdullah Gül seçilseydi AKP olur muydu bugün?
Yani o zamanki neydi? Fazilet Partisi miydi? Neydi onda? Evet. Abdullah Gül o gün başkanlığı alsaydı AKP kurulur muydu? Kurulmazdı. Çok net. Ama belki de AKP kurulsun diye Abdullah Gül seçtirilmedi diyeyim. Yani bunu düşünenler muhtemelen Saadet'le de bu işin yürümeyeceğini, Erdoğan'ın önünü açmak için başka bir kapı açmak zorunda olduklarını biliyorlardı. Çünkü o Saadet'in ya da ondan önceki asıl kemik olarak işte Refah Partisi'nin, Milli Selamet Partisi'nin Milli Selamet tıkandığı bir baraj vardı. Yani oy oranında tıkandığı bir baraj vardı. Ve o güne kadar bir kez iktidar olmuşlardı. O da Ecevit'le beraber. Yani MSP-CHP koalisyonuydu. O yüzden onu da ondan zaten sonra çok... da iki kere MC evet, var ama. MC var ama artık çok etkili değildi. Politik olarak çok etkili değildi. Artık dalga geçiren biriydi. Tabii yeni nesil için MC, Milliyetçi Cephe, Adalet Partisi Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş MHP ve Necmettin Erbakan. MSP. Hatta Ferruh Bozbey de var ikincisinde sanıyorum. Evet. Ama mesela çok iyi hatırlarsınız basın toplantısına Kadayıf'la çıkmıştı. Kadayıf'ın altı kızardı üstüne. Kızardı. Falan. Ve o zaman çok bilinen bir şey vardı. Bir kamyon kasasında sürekli sağdan her tarafa taşınan bir temel. Temel dediğim inşaat temeli yani bir kolon. Biliyorum, beton. Ona ama, göre hatta bir betonu çok büyük yapmışlar. Bu fıkra olarak mı geçer yoksa gerçekten yaşanmış mıdır emin değilim ama ben çok emin ellerden duydum. Öyle bir temel yaptırmış ki tırı getirmişler olmuyor. Bir süre ona göre tır aramışlar. Tır kasası aramışlar bulamamışlar. Tabii sonradan ya yeniden bir temel aynı temel her yere taşındı. O fabrikaların hiçbiri açılmadı. Seyyar temel. Seyyar temel vardı. Yani o günler yani o günleri şöyle bir anımsatayım. Biz ne dahiler çıkarttık da dünya bunu anlamadı. Doğru. Yani o gelenekten gelen ve sonunda Fazilet Partisi'ne kadar uzanan o zincirin Türkiye'de siyasetin önünü açamayacağını muhtemelen inandılar ki işte Adalet ve Kalkınma Partisi yani aslında anımsarsanız o zaman da kuruluşunda çok tartışılmıştı. Adalet Partisi başka bir şeyi çağrıştırıyor. Demirel'in işte o kıratını çağrıştırıyor. Biraz ondan biraz bundan diye. Zaten Erdoğan'ın da lider olarak AKP'nin başına geçtikten sonra en önemli söylemlerinden biri biz milli görüş gömleğini çıkardık demesiydi. Bu önemli bir politik dönüştü, kırılmaydı. Bu kırılma noktası Erdoğan'ı buraya taşıdı zaten. Yoksa bu kadar olmazdı. Ha Abdullah Gül niye ya bu partinin başında kalıp Erdoğan'a teslim etmek yerine kendisi neden yürütmedi? Ben Abdullah Gül'ün... Şimdi o zaman sorumu sorayım öyle devam et. Çünkü sorun bu, ikinci sorun bu konuda bunun üzerine. Recai Kutan'a karşı Abdullah Gül kazansaydı AKP kurulmazdı. Bence de kurulmazdı. Ama o zaman Abdullah Gül ve arkadaşları işi Erdoğan'a teslim ederler miydi? Yani böyle bir mücadeleye girmişsin parti içinde. Başkana karşı sen kazanmışsın. Niye Erdoğan'a vereyim? Yani yeni parti kuruyorken olabilir bir parça anlarım ki hala anlamış değilim. Abdullah Gül'ün ve işte şeyin Bülent Arınç'ın bu insana Abdülhatif Şener'in üçünün buna teslim etmesini hala politik olarak anlamış değilim. Nasıl bu kadar beceriksiz davranıldı aklım almıyor. Çünkü niyetleri o değil onu biliyorum. Ama Abdullah Gül parti içindeki yarışmada kazansaydı Erdoğan'a teslim eder miydi? Bu noktaya sen de geldiğin için
Buradan devam et. Ya orada en önemli şeyin o troika denen yapıda lider gömleği taşıyan tek kişinin Erdoğan olması olarak değerlendiriyorum ben. Yani Abdullah Gül'ün de, Bülent Arınç'ın da, Abdülhatif Şener'in de Erdoğan'a böyle çok güle oynaya AKP'yi teslim ettiklerini düşünmüyorum. Hayır. Ama Erdoğan'ın siyaset yapış tarzı, tabi Beyoğlu ilçe başkanlığından başlayarak söylüyorum. Çünkü Erbakan, Erdoğan tehlikesinin farkında. Parti içinde bunu çok kez dile getiriyor. Yani bu adama dikkat edin, bunun siyaset yapış tarzı pek bizde uygun değil türü çok ciddi eleştirileri var. Hatta onun için de milletvekili, yani seçilebileceği bir milletvekili sıralamasına koymadığı söyleniyor. İşte bu soruya öyle de bakabiliriz. Erbakan onu milletvekili yapıverseydi... Esasında sistem bunu dışlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Erdoğan seçiliyor. Fakat sıralama sistemi olduğu için... Evet, yani tercih sistemi olduğu tercih için... Tercih sistemi olduğu Erdoğan için... Erdoğan kaybediyor. Ama bir üst sıraya koyardınız, birinci sıraya koyardınız. Bu çok önemli değil ama... Evet. Orada Erdoğan'ın söylemleri, işte bu hapis cezası almasına neden olan söylemleri de. Erdoğan, daha doğrusu Erbakan o zaman sistemle bir biçimde uzlaşarak iktidar olmanın yolunu deniyordu. Yani Milli Selamet Partisi'ni iktidar yapacaksa bunu o gün iktidardaki güç odaklarıyla bir biçimde ittifak yaparak götüreceğine inanıyordu ve öyle bir politika izliyordu. Milliyetçi cepheye girmesinin nedeni de bence o aslında siyaseten. Ama Erdoğan bunların hepsini reddederek çıktı ortaya. Yani Erdoğan bir taraftan Erbakan'ın uzlaşmaya çalıştığı sisteme kafa tutarken öteki taraftan da Erbakan'ın bu yöntemine kafa tutuyordu. Ama diğer saydığımız üç isim, yani hem Bülent Arınç, hem Abdüllatif Şener, hem de Abdullah Gül, köken olarak ve politik olarak Erbakan'a daha yakın politika güttükleri için doğal olarak Erdoğan bunların içinde sivrildi. Ve bunların en büyük korktuğu şey aslında şöyle düşünüyorlardı. Biz üçümüz, zaten bu troikaysa, biz üçümüz onu bir biçimde sisteme entegre ederiz. Liderlik vasfından yararlanırız. O gün için popülaritesinden yararlanırız ki o popülarite zaten Erdoğan'ın sisteme kafa tutmasıyla en zirveye çıkmıştı. Yani onun o popülaritesini biz üçümüz bir biçimde absorbe ederiz diye düşünmüşlerdi. Bunun böyle olmadığını bence ilk fark eden Abdüllatif Şener. Evet. Yani Erdoğan'ın aslında siyaseten değil, kendisine ve yakın çevresine ekonomik anlamda nasıl söyleyeyim daha yararlı işler yapacağını, siyaseten çok da hiçbir şeyin umurunda olmadığını ama seçim kazanmanın yolunu da çok böyle istikrarlı bilerek, politika üreterek değil, işte kimi zaman, çoğu zaman halkı korkutarak, yoksullaştırarak yapacağını farkına varan ilk bu anlamda işte Abdüllatif Şener. Nerede anladı bunu? Galata Port ihalesinde anladı kendi anlatımıyla. Kırılma orası. Çünkü orada anladı ki Erdoğan'ın politika yapma şekli kendi yetiştikleri milli görüşle hiç uymuyor. Taban tabana zıt. Onun kopmasıyla zaten geriye iki kişi kalmıştı. Biri Bülent Arınç, biri Abdullah. Abdülhatif Şener mi yoksa İstanbul Belediye Başkanı Ali Müfit Gültuna mı? Çünkü Binali Yıldırım'ı belediyede bırakıyor Erdoğan. Yani Erdoğan'ın... Ali Müfit Gürtun'a bir müddet sonra dayanamayıp kovuyor. Resmen kovuyor. Kovulma yani. Ama onun onu orada bırakmasının nedeni Erdoğan ayrıldığı yerde kendisinden bir temsilci bırakıyor kontrol etmek için. Yani kontrol Erdoğan, etmek için mi hala bir takım şeyleri getirsin diye mi? Yani ama... Deniz işletmeleri müdürü olarak devam ediyor bir belediyede, herkes AKP'ye milletvekili olurken Binali Yıldırım öyle devam ediyor. Binali Yıldırım Erdoğan'dan daha önce gemicikler satın alıp oğluna Erkam'a
şirket kuruyor. 2003 Bilal'in şirket kurması. Doğru. Ama onun anladığı işi o zaten. O yüzden Erdoğan'ın yanında yer alıyor. Aslında birinci çekirdek, yani ilk kurulduğundaki ilk çekirdek halkada yok Binali Yıldırım'ın ismi. Yok, bir işte bir belediyede bırakıyor. Sıradan bir bürokrat olarak bırakıyor ama Erdoğan'ın siyasette de izlediği genel çizgi bu. Kasa olarak bırakıyor bence. Evet, birilerini geride bırakıyor. Onlar işlerini devam ettirirken Erdoğan siyaseti örüyor. Çünkü o kırılma noktalarından biri biliyorsunuz o 1 Mart tezkeresi. Evet. 1 Mart tezkeresinde Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın takındığı tavır Erdoğan'ın verdiği söze rağmen. Çünkü Erdoğan evet diyor. Aslında aynı Turgut Özal, Binali Yıldırım Akbulut. Aynı olan. Evet ama orada bir şey var. İçeriden sırtından hançerleniyor. Evet olarak geçiyor. Geçen programda konuşmuştuk. 1 Mart tezkeresi aslında çoğunluk evet oyu veriyor. Yeterli ama, sayı olmadığı için kabul geçerli sayı. Evet, evet, verdikleri evet oyu yeterli ama değil. Ama AKP'nin kapatılma davası da öyledir. Tabii tabii. Daha fazla üye kapatılsın diyor. Doğru. Fakat yeterli sayı olmadığı için yani 5'e 4 müydü, 6'ya 5 miydi neydi, öyle bir şeydi. Atıyorum 7'ye 4 olması gerekiyor. Evet. Yani bir belli bir çoğunluk arandığı için aslında hafızalarda o kısım yok. Yani Türkiye'de. Ve daha da ilginci, asker AKP'yi kapatacak dedikleri Anayasa Mahkemesi kararında, o zaman askeri Anayasa Mahkemesi'nin de bir üyesi var. Doğru. Kapatılmasın diye oy veriyor asker. Evet. Çünkü Erdoğan aslında o sırada işte dediğim gibi Erbakan'ın uydurmaya çalıştığı sistemin ya da ilişki kurmaya çalıştığı sistemle çoktan ilişki kurmuş vaziyette. Evet. Yani orada o Troika'da Erdoğan'ın dışındaki 3 kişi Erdoğan'ın kendileri dışındaki başka politik angajmanlarını çok fark edemiyorlar. Ve Erdoğan Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı, Bülent Arınç'ı Meclis Başkanı yaparken aslında kendi önünü açıyor zaten. Yani bugünlere gelen işte Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi sistemin taşlarını döşüyor orada. Çünkü ondan sonra gelecek olanın biliyor ki kendisi gibi davranmayacak. Erdoğan'ı iktidara getiren ve iktidarda tutanlar da diğer ikisine bence pek güvenmiyorlar açıkçası. Yani Erdoğan orada daha güvenilir geldiği için ikisini, yani önce Abdülhatif Şener'i ama sonradan ikisini özellikle de 1 Mart'tan sonra tasfiye etmesine izin veriyorlar, yolunu açıyorlar. Bunun için de işte o meşhur, bana göre Erdoğan iktidarının önünü açan o e-muhtıra vardır. İşte o e-muhtırayla Erdoğan'ın siyaseten önü tamamen açılıyor. Çünkü herkes Erdoğan'ın arkasında sıraya girmek zorunda kalıyor. Evet. O e-muhtıra sayesinde Erdoğan artık parti içinde kendisine rakip olabilecek politik figürlerin tamamını tasfiye ediyor. O tasfiyenin sonucunda da işte 2024'te bu noktaya geliyoruz. Artık Erdoğan kendisi tasfiye edilmesin diye uğraşıyor. Evet, ilginç bir şey. Şimdi tabii bu üç partide böyle herkes tekmesiyle birbirine girerken CHP'de lafla iç atışmalar başladı. Böyle çok komik bir seçime giriyoruz ya. Eskiden hep ilginç bir seçim dönemi başladı diyordum. Şimdi komik bir seçim dönemi başladı. Herkes kendi partili arkadaşlarına laf söylemekten başka partililere laf söyleyemiyorlar ya gibi bir his var içimde. En son İzmir Belediye Başkanı, eski İzmir Belediye Başkanı, hatta eski diyemeyiz, halen Belediye Başkanı Tunç Soyer'e laf söyleyerek kendi şehrini bırakıp başka partililere diye gene CHP'li bir belediye başkanını tam anlatamadım ya. Kimse anlatamıyor ki. CHP bu işte.
anlatılamayan ve anlaşılamayan bir parti. Yani o başka partililer dediği yine CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye gitti diye. Aday şikayet ediyor. Hem aday şikayet ediyor hem kendi partisini niye destek veriyorsun gibi kendi partili belediye başkanına laf söylüyor. Hemen başında şunu söyleyeyim. Bu iktidarın 2019 yerel seçimlerinden sonra çıkardığı bir kanunla UKOME, bu büyük şehirlerde ulaşımı koordine eden merkezdeki sayı değişmişti bürokratların lehine. Yani iktidar aslında büyük şehirleri çalıştırmamak için böyle bir şey yapmıştı. İzmir'de de geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bu 120 dakikaya çıkan evet. UKOME'den geçmemiş. Yani doğmadan öldürdüler yani. O da başka bir şey. Ama tabii geçen hafta işte bu Burcu Köksal'ın CHP'nin mevcut halen grup başkan vekillerinden biri Afyon'da çıkıp söylediği söz, sonra Ekrem İmamoğlu'nun ona gösterdiği yol, sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nedir o dil suçması dediği, kadının da özellikle hayır dilim falan sürçmedi demesi. Yerinde duruyor. Yani peşinden de Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan hala bir 20-24 günü daha var sanırım. Onun İstanbul'a gitmesi, burada CHP yönetiminin aday olarak açıkladığı eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da ya bu adam bizimle bir yere gelmiyor, başka yerlere gidiyor demesi. Bunlar çok klasik CHP siyaseti. Ama şunu biliyorum, daha önceki programlarda yine konuştum. Tunç Soyer bundan sonra ulusal siyasete soyunuyor. Hatta yakın çevresine verdiği bir tarih var. 14 Nisan diye. 14 Nisan'da ne olacak bilmiyorum ama artık halk çoğu biliyor ki, hele CHP'liler zaten biliyor. 1 Nisan'dan sonra CHP'de bir kavga gürültü kopacak. Nasıl bir kavga gürültü kopacak onu bilmiyoruz. Ama yeni bir tartışma başlıyor. Bu anlamda Tunç Soyer de bu gücün Ekrem İmamoğlu'nda olduğuna inandığı için zaten Özgür Özel'le arası iyi değil. Çünkü iyi olsaydı yeniden aday gösterilirdi. O yüzden kırgın zaten. Bunu söylemekten de çekinmiyor. Bence Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine en kötü ihtimal genel sekreteri ya da işte ne bileyim teşkilatlardan sorumlu, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olabilir miyim? Olası bir yeni kurultayda, olağanüstü kurultayda diye. Böyle bir hesap içinde olabilir. İmamoğlu'nun da işine geliyor bu politik olarak. Özgür Özel'e karşı güç devşiriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir tomar gruplar var. Bir tomar farklı ekipler var. Bu ekiplerin inanın seçimin sonucuna göre hareket edebilecek en az 4-5 tane planları var. Bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için çok halkın da böyle ne diyeyim şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bir kağıtlar karılır ama bu kağıtlar düzgün mü karılır yoksa daha mı yanlış karılır? O konuda pek emin değilim ama iktidar kadar muhalefetin de, sadece CHP'yi söylemeyelim bu arada, İYİ Parti'de de çok gelişme olacak. Sadece onda değil, işte bu şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminden kalan artıklarını yiyorlar dediğim, diyebileceğim işte irili ufaklı partiler var aşağılarda, Zafer Partisi gibi falan. Bunlar da bu seçimden sonra, çünkü 4 yıl 5 yıl bir 2028'e kadar pardon 4 yıl bir seçimsiz süre var. O yüzden bu irili ufaklı partiler de sıkıntılı. Bence benim beklediğim yeniden Refah Partisi de aslında 1 Nisan sabahı ortaya çıkacak seçim sonuçlarına göre geleceğe konusunda ciddi adımlar atılacak. Ya kaybolacak bana göre, yani yeniden Refah Partisi mecliste küçücük bir grup olarak kalacak, ya da yeniden Refah Partisi AKP'yi bölmek için bir manivele olarak kullanılacak. Evet.
Peki şimdi bu konuşmanın içerisinde esasında Tanju neydi soyadı? Özcan. Bolu Tanju Belediye. Özcan da var. O da Demirlilerden aynı kaldırımda Kaldırımı değiştirecek o zaman. yürüyemezmiş. Ama nasıl tespit edeceksin yani? O kaldırımda da demli varsa şimdi Ha. yolun ortasında Şey, bekleyeceksin. Neyse bu daha var. abuk Yok yok, sabuk. var öyle bir sistem. Hani yüz okuma sistemi var ya kameralarda. Ha. Yeni gözlükler var. Takıyorsun böyle ekrandan sana akıllı şuralara yazılar yazıyor. Karşıdan demli geliyor diyecek. Seni uyaracak. Sen kaldırımı değiştireceksin. Fokurdamaya başlayacaksın demlenirken. Ya mümkündür. İkisi. Başka bir çaresi yok yani. Peki şöyle bir şey olur. Yani anketler ve gidişat, sadece anketler değil gidişat da öyle gösteriyor ki CHP Millet İttifakı ile beraber aldığı yerlerin çoğunu tekrar alacak. Yani İstanbul, Ankara, İzmir evet gibi görünüyor. Evet. Onun dışında Eskişehir. Eskişehir'de yani CHP varlığını koruyabilir. Adana. Bazı yerlerde endişelerim var. Benim Adana'da yok gibi gözüküyor. Çok yani diyorum ya ben şu önümüzdeki 2 hafta son hafta da dahil buna yani zaten 3 hafta kaldı. Önümüzdeki 2 hafta Erdoğan'ın yapacaklarına bağlı bu. Hani Erdoğan İstanbul'u bırakmış gibi. Mesela bugün İzmir'deydi Erdoğan. Tamam İzmir'e geldi ama çok değişen bir şey yok. Yani Erdoğan'ın İzmir'e gelmesi AKP'nin adayına Hamza daha bir şey katmıyor şu anda. Sadece Erdoğan şu anda elde olanları kaptırmayayım lan uğraşıyor gibi bir his var içimde. bana da öyle gibi geliyor. Çünkü Yani Urfa da gidiyor. Bir evet. ihtimal Ordu gidiyor. Bursa gidiyor. CHP Bursa'yı alıyor. Ya işte o yüzden diyorum ki Erdoğan Ankara, İstanbul, İzmir'den yani Balıkesir gidiyor bir ihtimal. Erdoğan bir şey yapar. Benim bildiğim Erdoğan son 2 haftada bir şeyler yapacaktır muhtemelen. Çünkü dediğim gibi yerel seçimlerin yerel dinamikleri var. Erdoğan belediye başkanlığından gelme ki İstanbul gibi bir yerde belediye var. Yapabilseydi geçen seçimde İstanbul'u alırdı tekrar yani. 13 bin oyu değiştiremiyorsan sen yani yapamıyorsun demektir. Bence Erdoğan'ın bu seçimden sonra bu son seçim demesi sana da Batı'nın artık son emri verdiğini bundan sonra sen yoksun hayatım aşkımızda bitti boşanıyoruz demesinin bir cevabı değil mi? Bu sadece ya olmuyor artık seçimlerde gitmiyordan alınacak bir karar değil gibi geliyor bana ya da işte Erdoğan mutlaka bu anayasa değişikliğini ama yarı başkanlık ama 51 günü 41 güne indirmek şeylerini hep konuşmuştur. ya ben de aynı fikirdeyim. Erdoğan'ın bu sistemin artık yürümediğini, AKP'nin de parçalanmak üzere olduğunu, yani parçalanmaktan kasıt bölünmek üzere olduğunu Yani dünden itibaren yuhalanmış bir Erdoğan konuşuyoruz ona göre. yani o yüzden Erdoğan'ın bunun farkında olduğunu ve kendisine en yararlı sistemin ne olduğunu kafasında düşündüğünü öyle hayal ediyorum. Çünkü Erdoğan her ortama uyabilecek siyaset üretiyor. Yani dediğiniz doğrudur. Ya biz parlamenter sistemi elbette geri getirmeliyiz ama onun koşulları şöyle olmalı deyip oradan taviz verirken seçilme için gerekli olan %50 artı biri belki ikinci turda hiç rakama bağlamayacak. Yani birinci turda diyecek ki %25'in üzerinde, 30'un üzerinde alanlar ikinci tura katılır. İkinci turda en çok oyu alan. Yani orada bir yüzde belirtmeyecek gibi geliyor. İşte o 1 Mart tezkeresinde evet geçmiş olmasına rağmen kabul edilmemiş sayılması gibi. Erdoğan'ın böyle ben A, B, C, D planları olduğunu düşünüyorum.
Buradaki tek soru şu kafamdaki. Erdoğan'ın iktidar olmasına karar verenler ya da Erdoğan'ı iktidara taşıyanlar Erdoğan'dan tamamen mi kurtulmak istiyorlar? Yoksa bizim koşullarımızla devam edebilirsin ama bizim koşullarımız, yeni koşullarımızla şunlar mı diyorlar? Çünkü bu sıralar Erdoğan'ın siyaseti fazlasıyla Amerikancılaştı. Yani İsrail, Mısır, dış politikadaki bazı gelişmeler Erdoğan'ı sanki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra başka bir yöne doğru itti. Bu itildiği yönde bu oyunda artık yoksun mu denildi? Yoksa var olabilirsin ama bizim kurallarımızla mı denildi onu bilmiyorum. İkincisi benim aklıma daha yatkın geliyor. Ama dediğim gibi Erdoğan'ı iktidara taşıyan güç, Erdoğan'ın iktidarının bitmesine de karar vermişse çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü o da bunun farkında. Son seçimin demesinin altında yatan gerçek de bana göre o. Şimdi son bir soru. Ben biliyorsun bütün saçmalıkları okuyarak, dinleyerek programlar yapıyorum genellikle. Şimdi Ahmet Hakan bu seçim benim için final lafını analiz yapmış. Ahmet Hakan analiz konusunda analiz. Kim yapmış? Ahmet Hakan. Şaka gibi. Şimdi birinci ihtimal diyor Ahmet Hakan. Duygusal mesaj. Seçmenlere aşırı duygusal bir mesaj vererek yerel seçimlerde partisine daha fazla oy kazandırmak istemiş olabilir. Malum seçmen duyguya prim verir. İkinci ihtimal sosyal deney. Dolayısıyla biz denek oluyoruz. Bakalım parti içinde kimler nasıl davranacak? Yerimde kimin gözü var? Parantez içinde bu benim. Bakalım kimler hangi tutum içine girecek diye parti içi bir sosyal deney yapmak istemiş olabilir. Üçüncü ihtimal değişiklik beklentisi anayasal olarak bir daha aday olamayacağını anımsatarak anayasal değişikliklerin akıllara gelmesini istemiş olabilir. Her gün konuşuluyor zaten. Dördüncü ihtimal çok önemli. Bunu Ahmet Hakan'ın bu analizini senin analiz etmeni istiyorum. Durum tespiti. Bazen piro içen bir adam sadece piro içiyordur. Evet, dördüncüden başlayayım. Yani Erdoğan'dan başka hiçbir amaç taşımaksın, sadece durum tespiti yapmıştır. Bir daha okuyorum. Bazen puro içen adam sadece puro içiyordur. Yani dudağının solunda puro varsa ortasında pipo, yanında sigara yoktur diyor Ahmet Hakan. Ben bu durum tespitini kimin nasıl açıklayacağını dört gözle, iki kulakla bekliyorum abi, Serdar. Benim, puro içen sadece puro içiyordur. Benim bilgim, görgüm, terbiyem bu analizi açıklamaya elverişli değil. Bunun analiz olup olmadığını tespit etmeye de elverişli değil. Yani ne diyeyim şimdi? Piro içen piro içiyordur bazen. Şimdi ona söyleyeceğim bir şey var da kanalım. O meşhur bir fotoğraf vardır ya, bu bir pipodur diye. İşte bu aklıma çok şey getirdi ama Ali Nesin'in bir kitabının kapağında kullanmıştım bunu. Bunu söylememek gerekir diye düşünüyorum. Söylemem gerek. Kendi sağlığım için söylemem gerekir diye düşünüyorum ama şunu söyleyeyim, bunun bir analiz olduğunu düşünüyorum. Ya da analiz buysa ben analizi yanlış öğrenmişim demektir. Bize öğretilenle. Analizi ben söyledim işte, benim üstüme gelme fazla. Ama Ahmet Hakan'ın böyle bir şey yapması normal mi? Normal. Çünkü bence Ahmet Hakan'a sen bunu böyle değerlendir demişlerdir muhtemelen. Şey vardır ya, testlerin sonucunda bir soru sorarlar. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı vardır. Bir de E şıkkı hiçbiridir. Hiçbiri.
Şimdi eğer E şıkkı hiçbiriyse niye yordunuz bizi, dört taneyi okuttunuz baştan diye sorarım ben kendime. Yani bir soruda E şıkkı varsa o zaman diğer şıkların ne alakası diye. Burada da ben E şıkkının olduğunu düşünüyorum. Yani bu Ahmet Hakan'ın derin analizinde E şıkkı hakkımı kullanıyorum. Hiçbiri hakkımı kullanıyorum. Ben kullanmak istiyorum daha doğrusu. Ben de yorum yapmayayım. Niye? Bazen yapmamak daha iyi sanki. Mimiklerle konuşalım bir iki dakika böyle sonra kapatalım. Sessiz film çevirir gibi. Ama Evet. siyasetin geldiği nokta buysa Bu ama bu. hakikaten işler acısı yani. Her parti için söylüyorum bunu. Yani AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve yine tekrar ediyorum. Ben hayatımda hiç bu kadar kötü yönetilen, her haliyle, aday belirlemesiyle her haliyle kötü yönetilen ve rüşvetin, tehdidin bu kadar çok olduğu başka bir seçim süreci görmedim, yaşamadım. Bu siyasi rekabetten çok öte bir durumda. Yani adaylara da sabır diliyorum çünkü zor iş. Herkes çatır çatır pazarlık ediyor, seçmen dahil buna. 100 oyun var, kaç para verirsin diye bir teklif geliyor yani. Biz maalesef işte yurt dışında belediye seçimlerinde oy kullanıp para kazanamıyoruz. Türkiye'de böyle bir seçmen kitlesi oluştu maalesef. Maalesef diyorum. Bu da enteresan gelmiyor mu? Yani ben yurt dışındayım, belediye seçimlerinde oy kullanamıyorum. Çünkü o belediye başkanının bana işte Paris'te yaşadığım ya da Berlin'de ya da Köln'de ya da Viyana'da yaşadığım için bir faydası yok oy kullanmamın. Hadi biraz mantıklı. Peki genel seçimlerde İstanbul ya da Van ya da Muş ya da Eskişehir milletvekilinin bana ne faydası var? Hiç. Ama başbakan, yani bir hükümet seçiyorsunuz orada, o yüzden oradan olmak. Şimdi size nereye vereceksiniz o? İstanbul Belediyesi'ne mi? Malatya Belediyesi'ne mi? Ordu Belediyesi'ne mi? Nereye oy kullanacaksınız yerel seçimde? Oyunuzu nereye sayacaklar ya yurt dışındakilerin? Sadece 81 tane ya yani internet üzerinden yapabilirler böyle bir şeyi yurt dışı için. Hayır, nereye İnternet başlangıcını yurt dışından başlayabilirler mesela. sayacaklar anladım da yerel seçimde. O Tamam. zaman yurt dışındaki bütün oyları toplayıp 81'e bölmeleri lazım. Eşit miktar. Yo. Nereye oy kullanacaksınız siz şimdi? Hangi bir belediye? Yani İzmir, İstanbul'a. %80'inin %90'ının Türkiye'de ikamet ettiği bir adresi var zaten. Onun üzerinden ama Onun üzerinden gideceksin. o çok karmaşa yaratıyor. Örneğin sahil kasabaları bu yönden hep sahil şehirleri bu yönden hep sıkıntılıdır. İkinci ikamet olarak yazdıklarını gösteriyorlar ama ilk ikametgahlarında oy kullanıyorlar. Oysa yılın büyük bir bölümünde yazdıklarındalar. Çeşme'de bu sıkıntıyı yani dinlemiştim özel olarak. 100 bin, 200 bin olan nüfus bir anda 1 milyona çıkınca hizmet yetmiyor. Yetmiyordu. Yetmediği için özellikle bu sahil kasabaları, yazlıkların çok olduğu sahil şehirlerinde belediye başkan adaylarının en büyük sıkıntısı buydu. Gelin burada ikametgahınızı, birinci ikametgahınızı buraya aldırın demekti. Ya onda bir sıkıntı var herhalde ki çözemiyorlar onu. Evet. Türkiye'ye gelip oy kullanmak daha iyi belki. Sırf Ben bunun. hala mesela İstanbul'un niye ikiye bölünüp Anadolu yakasının bir il yapılmadığını anlamış değilim. Onu da Erdoğan'ın emeklilik döneminde görürüz herhalde. Başlamadı mı? Bence başladı. Hadi bak. Bilemiyorum, belki de başlamıştır. Püroyu takip etmek lazım. Evet, bazen piro içen sadece piro içiyordur. Dedik ve programı kapatıyoruz.
Evet, teşekkürler Serdar programa katıldığın Ben teşekkür ederim. Evet, bir programın daha sonuna geldik ki program bitince ikimiz de artık birer piro mu yakarız, pipo mu yakarız, ne yaparız bilemiyorum. Ama ne söylemişsek o, sadece onu içiyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.